Neslihan Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika vişne reçeli nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Hazır reçel sezonu açılmışken bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Tamamen orijinal tarife yakın. Renginden de anlayacağınız gibi kıpkırmızı, tamamen kendi suyundan oluşan bir reçel yaptım. Tabii ki vişnelerim küçük olduğu için çekirdeklerini çıkartmayı tercih etmedim. O yüzden bu videoda video çekirdeği, vişne çekirdeği ayırma olmayacak. Direkt kendisini kullanacağım. Terazimi sizin görmeniz açısından temizleyip yıkadığım, süzdüğüm vişnelerimi ekliyorum. Toplamda 2 kilo 500 gram kadar vişne kullandım çekirdekte. Toz şekerimi ilave ediyorum. Çekirdekli olduğu için bir gün önceden bekletmiyorum kesinlikle. Çünkü suyunu salmayacaktır. Herhangi bir hava alma durumu söz konusu yok bu durumda. O yüzden hemen işlem yapacağım. Vişnelerimi koydum. Vişnem 2.500'dü. 2 kilo kadar da toz şeker kullanıyorum. Birebir ölçü kullanmıyorum kesinlikle. Birebir kullandığımda reçellerim katiyen çok ağır oluyor. Ve 1-2 lokma yedikten sonra 3.'yü yiyemiyorsunuz. Ama benim bu tariflerimde kesinlikle ölçü kısmına dikkat ederseniz daha iyi anlayacaksınız. Reçellerinizi böyle bir kase dolusu koyduğunuzda gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz. Çünkü ne çok tatlı ne de çok tatsız oluyor. Orta, tam kararında olması gerektiği gibi oluyor. Ben ocağımı aldım. Ocağımın altını kısarak kısık ateşte olacak şekilde ara ara karıştırıyorum ki şekerin bir miktarı aşağıya insin diye. Ve erimeye başladıkça, vişnelerim suyunu salmaya başladıkça göreceğiniz gibi bu şekilde olacak. Kendi suyuyla pişireceğiz. Kesinlikle ekstra bir su katmıyoruz ve katmayın kesinlikle. Kat olduğunu düşünmeyin. Çünkü kaynadıkça sıvılaşacaktır ve istediğiniz kıvamda olacaktır. Su kattığınızda çok sulu olacaktır ve bunun bir çözümü çok kaynatmaya gidecektir ve çok kaynattığınız müddetçe de hem rengini hem de vişnelerin ezilmesini sağlamış oluyorsunuz bu durumda. Ama katiyen su katmadan ve kendi suyuyla pişirirseniz daha iyi sonuç alacaksınız. Kaynamaya başladıktan sonra ise üzerinde köpükler oluşacaktır. Onu bir tahta kaşık yardımıyla alırsanız daha iyi sonuçlar alacaksınız. Köpüklerini almamızdaki amacımız tamamen reçelimizin erkenden bozulmasını önlemektir. Bu püf noktalardan bir tanesidir. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de harika bir reçel yapabilirsiniz ve harika reçelleriniz olabilir ve gönül rahatlığıyla kendiniz yaptığınız için her yılda düzenli olarak yapacaksınız. Buna kuşkusuz emin olabiliriz. Çünkü ben her yıl kendi reçellerimi kendim yapıyorum. Dışarıdan aldığım reçelleri katiyen zaten beğenmiyorum. Hem çok aşırı tatlı oluyorlar hem de katı, çok katı oluyor. Ama ben miktarını, suyunu kendim ayarladığım için harika oluyor. Tamamen kaynamaya başladıktan sonra ve köpüklerini almaya başladıktan sonra ise yaklaşık ben 45 dakika kadar kaynattım reçelimi. Kısık ateşte, dediğim gibi bir taraftan da kapaklarımı kaynatıyorum. Gördüğünüz üzere, çünkü sıfır kapak kullanıyorum. Sizler de buna dikkat ederseniz çok sevinirim. Çünkü bazen kapaklar tutmayabilir ve reçeliniz erkenden bozulmaya sebep olabilir. Bunu önlemek amacıyla sıfır kapak kullanırsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Yarım limonun suyunu ekliyorum. 45 dakika kaynattım. Şimdi bir 5-10 dakika daha kaynatacağım. Bu şekilde, dediğim gibi, hiçbir şekilde altını açmıyoruz. Kısık ateşte, olabildiğince kısık ateşte pişiriyoruz. Ve süre sonunda tamamen süresi doldu. Vişnelerimi de çekirdekli olduğu için 50 dakika kaynattım. Bu şekilde hemen kavanozlarımı alıyorum güzelce.
Yalnız ocağımın altını kapatmadım henüz. O bir taraftan kaynamaya devam ediyor. Ben bir bez yardımıyla kenarlarına akan vişne sularını siliyorum. Bu da reçellerimizin erkenden bozulmasına sebep olabilir. O yüzden onu önlemek amacıyla kesinlikle kavanozlarımızın kenarlarında kapaklarını kapatmadan önce bir güzelce temizliyoruz. Daha sonra kaynattığım kapaklarımı kavanozlarıma koyarak sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Oda ısısına gelene kadar bu şekilde bekletip daha sonra normal çevirerek dolabıma kaldırıyorum. Üstünde su damlası olacaktır. Bir damla olacaktır ve kesinlikle orada kalacaktır, akmayacaktır. Eğer öyleyse kesinlikle kapağınız tutmuş demektir. Öbür türlü kapağınız tutmamış demektir. Bu da hemen kapağınızı değiştirirseniz daha iyi olacaktır sizin açınızdan. Yoksa erkenden bozulmaya sebebiyet olabilir. Benim vişne tarifim rengiyle, kıvamıyla, dokusuyla bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Malzemeler kısmında bu videonun altına net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da bakabilirsiniz. Bu videomu da eğer sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.